Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi soruyorum size. Tenkit etmemek mi yapalım? Münakaşa etmemek? İnat etmemek, haset ve rekabet etmemek, kin ve adavet yapmamak, ondan sonra hak için ihtilaf çıkarmamak, ondan sonra kusura bakmamak ve affetmek, ondan sonra, peki soruyorum şimdi. Bir, nereye gitti? İbrahim burada mısın abi? Geldim abi. Soruyorum. Kim ve adavet beslememek, 24. madde, 23. madde, bak kafanıza koydunuz mu? Kim ve adavet yapmamak, ikinci şeyiniz, haset ve rekabet etmemek, üç, inat etmemek, dört, tenkit etmemek, beş, münakaşa etmemek. Ramazan diyor ki, münakaşa etmemek, tenkit etmemek, İnat etmemek, haset ve rekabet etmemek, kin ve adavet beslememek. Abi bu münakaşa hepsinin cemi gibi değil mi? Bunlar... Değil. Değil. Ki ayrı bir madde. Kusura bakmamak, affetmek. Altıncı, beşinci madde. Ramazan dediğini yaparım istersen. Tamam. Peki. Benim niyetim ne? Başka ne var abi? Bir daha. Başka yok mu o kader dışında? 80 tane madde var. Ama sizi bunu seçtim. 5 tane madde. 6. 6 mı? Tenkit etmemek. Münakaşa etmemek. İnat etmemek. Haset ve rekabet etmemek. Kin ve adavet beslememek. Kusura bakmamak, affetmek. 80 tane var. Esma en tehlikeli kin ve adavet değil mi abi? Bilmem. Kusura şey münakaşa etmemek kaç kişi diyor? Tamam. Peki madem istediniz 74 münakaşa etmemek. Senin niyetin neydi abi? Yok. Ben zaten İstanbul Zeytinburnu'nda da planla iniyorum. 3-4 tane madde elimde. Üçüne de çalışmışım. Dosyayı iniyorum. 6. kattan iniyordum. Planım bu. Ama hiçbir tanesi benim dediğim çıkıp da yaptığım ders az olmuştur. Peki. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Aziz Sıdık kardeşlerim, sakın sakın münakaşa etmeyiniz. Niçin? Casus kulaklar istifade ederler. Birbirimizi düşürmek için ne? Bülent ne diyor, ne diyor? Ümit için. Bülent. Ümit. Böyle başlar. Ümit'in yanına gelir. Hayırdır ya, ne oldu sana? Yok. Yok yok, söyle, bir şey var. Ya canım sıkıldı ya. Müslüman Müslümanın aleyhinde bulunur mu ya? Yok, hayırdır, bir şey mi oldu lan? Yok yani. Bak bak bak, artiste bak. Gene numaradan... Ne oldu?
Ya şu Bülent ya. Ne olmuş lan bu Bülent? Diyorsun. Ya neyse. Bu aramızda kalsın ha. Aramızda kalsın. Tohumu attı. Tohumu attı. Ya senin hakkında var ya. O kadarıma gitti. Gerçi ağzının payını verdim. Ümit. Bülent'in ağzının payını verdim ben. Senin hakkında dedi ama ben, ne oldu? Artık türevleri integral hesapları ile sayısal katları ile uydurmasyonlarla sana takdim etti. Vay be Allah Allah. Ya bırak kardeşim diyorsun sen de ama için olmazdım ben Bülent abi. Vay be. Vay be şuraya bak ya. Durur mu orada bu adam Hasan? Aynı numarayı buna çekiyor. Ne oldu ya? Ne oldu sen? Yok bir şey. Ya ne oldu ya? Bir şey var gene be. Ya şu Ümit var ya. Ne olmuş lan Ümit'e? Ya büyüt kargayı gözünü örsün. Çok acayip. Nankör mü nankör? Ya ne oldu lan? Ne oldu? Ne dedi? Ya senin aslında senin hakkında böyle böyle ol orta diyor ama ağzının payını verdim ben zaten. Haddini bildirdim ama hiç hoş değil. Hayırdır ya Bülent? Ne oldu Ümit'le aranın? Böyle konuşuyor adam ya. Şunu... Hayda. Şimdi sen de biraz dini de bilmiyorsan fasık diyor size bir haber getirdiği zaman tahkik etmeden, iki tarafı dinlemeden karar vermeyin. Allah'ın emrini unutmuşsan, peygamberin hükmünü unutmuşsan, edile-i şeriyede, hukuk-u İslamiye'yi unutmuşsan ver yansın, topu çevirdin ona. En küçük ifadeyle gıybet. Abi doğru söyledim. Doğru söylediğin için gıybet zaten. Yalan söylesen zaten iftira oldu. Dinledin mi peki o adamı? Ne olmuş, nasıl gelişmiş, niye yapmış, niye demiş? Demiş mi? Demiş mi, demiş mi? Sakın sakın münakaşa etmeyin. Hele bu karı koca münasebetlerinde. Kitaba soru soruyorum. Niye? Çünkü casus kulaklar istifade ederler. Şimdi casus kulak ne biliyor musun? Cep telefonu. Koyuyor. Biz de söylüyoruz. Arkadaşlar telefonunuzu kapatın. Birisi meşveretle geliyor. İstişare ediyor. Ciddi grup ha grup. 3-4 kişi en tepedeki adamlar. Adamlar. Dedim ki telefonunuzu kapattınız mı? Bak buradaki konuştuğumuzu hakkın hatırı meşveret için bazı şeyler söyleyeceğiz. Ama bunu kalkıp da burada söylediğimizi genellersen burada hak iken orada suç olur. Ustad her söylediğiniz doğru olmalı ama her doğruyu her yerde demeyiniz. Ne diyor? Her doğruyu her yerde demeniz. Hiçbir yerde demeniz demiyor ki. Bir yerde diyebilirsin. Her yerde demeyin. Anladın mı Musa? Her yerde demeyin. Hususu diyeceğiz. Nasıl ikaz edeceğiz birbirimize? Nasıl gençleri şuurlandıracağız? Her yerde demeyiniz diyor. Bir yerde deyiniz. Mefhumu muhalifliği budur. Şimdi yatak odasında ailenle hususu konuştuğun doğru iken onu bir tanesi evin herkesin oturduğu salonda ifade etse suçtur. Ben oraya mı için dedim? Buraya konuştum. Buraya niye geldi? Bak orada doğruyken burada yanlış. Evde söylediğiniz bir şey akrabalar ve sokak niye duyuyor? Yani yanlış değil arkadaşlar. Her söylediğiniz doğru olmalı. Tamam. Yalan konuşmayın demiyor. Her doğruyu diyor. Doğru ama kendisi doğru. Her yerde demeyin. Bir yerde deyin. Bir yerde deyin. Birer yerde deyin. Doğru yerde deyin. Doğru olan yerde. Doğru olan yerde değil. Ama sen de bu cep telefonu alıp gizli casus kulaklar dediği onun için anlatıyorum. Düğmeye basarak geldi. Tuvalete gidiyorum dedi düğmeye bastı. Telefonu kapalı ama şeyi sesi kapalı. Kayıt çalışıyor. Gidiyor onu servis yapıyor. Biraz da film yapma kabiliyeti varsa düz şey Bülent gibi anlıyorsa Edius değil mi? Programından anlıyorsa keser, doğrar, ortasını, sonunu, başını
montaj eder. Hatta onda bir program var. Benim konuştuğum şu kelimeleri A, B, C, Ç çıkıyor ya ağzımda. Harfleri alarak tek tek seçerek demediğim bir şeyi söylettirebiliyor filmde. Film yapabiliyoruz. Aa bu demedi ya. Adama bak ya. Vay lan kör bak ne dedi. Oysa hiç haberi yok adam dememiş. Görüyor musun? Kim getirdi bu haberi sana? Fasık. Allah Kur'an'da demiyor mu ki fasık size bir söz getirdiği zaman tahkik etmeden karar vermeyin. Karşısına çık kardeşim. Peki o dedi duydun. Bülent. Ben duydum o salondayken ya. Ben odadaydım mutfakta. Böyle dedin kardeş. He? Ümit'e böyle demiştim. Bu ne de kastet? Mahkemat da diyor ki bazen insan her konuştuğunu, her yaptığını düşünerek söylemediği için pişman oluyoruz. Lap diye çıkıveriyor. Nefis aldatıyor ya. Mahkemat da diyor ki Musa sen bu kelimeyi duydum senden. Bundan neyi kastettin? Hanımına ya. Vay. Şuraya bak hey nankör he dizine vursun he. Dizine dermanını tutsun he. Bunu şuraya bak 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 ama ne laf et. Ya hanım işte çıktı ağzımızdan değil işte öyle. Ya bitti bitti bitti. Yani sanki bahane arar gibi çocuklar ağlamak için bahane arar ya. Onunla kötü olmak için bahane arıyor. Dokunma patlayacak çocuk ya. Onun gibi bahane arama ya. Ya çıktı işte böyle inandığım bir şey değil. Ya kardeşim Allah'ınızı severseniz hepimiz ya hep ağzımızdan çıkan, hep bizden çıkan şeyi onayladığımız şeyler midir? He? Haramları onaylıyor muyuz? Günahları onaylıyor muyuz? Baba sokakta bazen çarpmıyor mu gözümüze? Bazen bilerek bakmıyor muyuz? Bazen ağzımızdan şeyler çıkmıyor mu? O da öyle de. O da öyle çıkmış işte ağzından. Çıktı. Belki de çıkmamış. Diyor ki muhakematta sari, açık İbrahim bunu kaçırma abim. Sari kelam ifade etse de seni anladığını gene sor diyor. Sen böyle dedin buna bunu mu ifade ettin? Estağfurullah ya dediğime bakma abi ya. Ha tamam değilmiş. Daha gitme üzerine. Casus kulaklar duyar. Ne olur sonra? Haklı olsa haksız olsa haklıyım ama cemaat içinde... Cemaat içinde hak dava eden, münakaşa eden, haklı çıksa da, haksız çıksa da bu hizmetimizde münakaşa eden haksızdır. Gördün mü Ümit? Salih. Tamam mı abi? Kim olursa olsun. Yani doğru veya yanlış fark etmiyor abi. Etmiyor. Ölçüyü koyuyor. Cemaatin içerisinde sebep ne olursa olsun. Münakaşa etmiyor. Mesela fiilen yapayım mı abi? Ben malum hadiseden hapisteyken 1,5 ay fiilen olsun fiilen göstereyim. 1,5 ay içerideyim bir tam 1,5 ay iken. Şimdi burada bina yapmıyor muyuz? Bina burada bina menafeni yapmadık mı? Yaptık. Hepimizin ama öyle ama böyle kimisinin para emeği, kimisi emek emeği, kimisinin duası, dua emeği, kimisinin çalışması hepimizin burada emeği var. Yok mu? Büyük küçüğüne bakılmaz. Allah için hangisi büyük bilmiyoruz ki. Para veren mi? Emek veren mi? Çalışan mı? Gönül veren mi? Dua eden mi? Belli değil ki. Yani nedir bu? Mülk yaptık da biz hizmetimizde. Şansla alakası yok demedik. Tamam. Ama mutlaka kanuna birisi, bir iki kişinin üzerine tapu olacak. Öyle mi Selahattin abi? Emaneten diyoruz ki sen de dursun arkadaş. Sen de kalktın. Bize rağmen, bize kızmış olabilirsin insanız da beraber çekip gittin. Gittin başkasına devrediyorsun. Ne hakla devrediyorsun? Allah Resulüne emanet yok muydu üstünde? Allah Resulü'nün emaneti vardı. Mekke'de Medine'ye hicret edeceği zaman bir evdeydi. Etrafını 200 tane müşrik, 200 tane müşrik çevirdiler. Hazreti Ali'yi niçin yatağına yatırdı? Diyor ki ya Ali beni öldürmek isteyenler var ya onun emanetleri bende anahtarı. Şimdi beni öldürmeye gelecekler. İyi dinle ha. Bu anahtarı bu emaneti onlara ver. Onlarındır. Ola beni öldürmeye geleceklerin emanetini koruyacaktım. La vallahi onunla beraber götürürdüm yani. Hem de müşrik. Yerin dibine sokardım. Kim diyorsa yalan söylüyor. Ben
Beni öldürmek isteyenlerin emanetine riayet ederim. Bu ancak peygamber ahlakı olur. Hiç kusura bakma, hele benim gibi Laz bir tanesi veya Selahattin abi gibi Kürt veya Laz ne yapar? Asla affetmeyiz kardeşim. Belki o affeder. Ama ben affetmem. Beni öldürmeye geleceksin, emaneti sana vereceğim. Bu peygamber ahlakı ya. Bu başka bir şey ya. Aklım almıyor ya peygambere. Peygamber de bu. Peki sana emanet verilen müşrik değil. Tamam. Ve seni öldürmek istemiyor. Sen niye başkasına taktırın? Başkası emanet. Peki o adam nasıl alıyor? Ha. Ne kadar kızarsan kız bana. Ama bu emanet münafığın alameti üçtür. Emaneti ihanet eder. Sözünde durmaz. Konuştuğu zaman yalan söyler. Öyle mi? Resulullah ve dinimizde böyle. Çünkü çıkıp diyebilirdik, demedik ve silin diyorum. Ben örnek alın benden daha, yani bu konuda doğruyu örnek alın, her şeyim değil. Ben buraya uyuyorsam bana uyarsanız buraya uymuş olursunuz. Buraya uymayan benim davranışıma Allah için uymayacaksınız. Belki kafayı yedim, belki dengeyi bozdum, belki muvazene ifade edemedim. Ha. Şunu söylemek istiyor. Çıksam, münakaşa etsem, ya şöyle yaptı da böyle dedi de böyle ifade etti. Tamam. Haklıyım çıktı. Biraz milletin huzurunu bozduk. Bozduk. Münakaşa oldu ya. Peki içimizde huzur bozuldu. Küçük bir hukukumu alacağım İbrahim'den diye. Selahattin abi'den diye küçük bir hukukumu alacağım diye. Bunların hukuku bozuldu mu bozulmadı mı? Bozuldu da münakaşa oldu. Ayet bozuldu. Bu bir. İki. Dışarıdakiler ne der? Hey İbrahim. Bilemen Efendikiler var ya, hani kahramanlar, hem kumar oynuyor. Kahvede medar bas oluyorsun. Bak birbirine düştüler. Oradan bağırır. Birbirine düştüler ya. Allah iştahlarını artırsın kavgalarının. Derler mi demezler? Diyorlar da. Diyorlar bile. Allah iştahlarını artırsın. Ha gülüyor. Sen ne haklı? Hani lan hizmet elemanıydın? O zaman diyor ki usta, haklı olsa haksız olsa bu hizmetimizde kendi münakaşa eden haklı dahi olsa haksızdır. Ben haklıyım. Hakkın yerin dibine batsın. Hizmete zarar gördükten sonra şahsın haklı olsa ne olur? Ne olacak ya? Ben haklı çıksam ne olur ya? En anetim kabarır, başka bir şey olmaz. Gördün lan ben. Gördün ne? Bak ben haklıydım. Desem ne olur? Hizmetimiz zarar görür mü görmez mi Murat? Görür. Tamam. O zaman niye hizmet esas almıyoruz? Niye münakaşa ediyorsun kardeşim? Niye sağda solda gıybet ediyorsun? Yani bunu söylerken ben bunun dışında değilim. Müzakere ediyoruz da ders yapıyoruz. Ben seslendiriyorum. Beni dinleyeceksiniz, hiç dinlemeyin. Ustattan bak ne? Ustattan söylüyoruz ya. Şu ağlar 321'den okuyorum. Oradan okuyorum. Şu ağlardan okuyorum ha. Ya bir kere bu bana bakıyor. Ben bunu gördüğüm için fermar vurdum o hadisede. Tamam. Yaptıysa yaptı. Allah hesap verecek canım. Anladın mı? Haklı haksız yok kardeşim. Bir, içeride hangi bozuyorsun hakkını ararken? Üç, dışarıdakilere buraya gelmesine mani oluyorsun. Darbe vuruyorsun. Kumar oynuyor. Duydun mu? Ne oldu lan? Hem sigara içiyor. Ne oldu lan? Bremen Efendikiler birbirlerini düştüler. İsmail Allah iştahını artırsın anlamam. Yapıyorlar mı yapmazlar? Zaten böyle olacakları belliydi. Bu kadar lan. Ya bırak ya çocuklarla şey falan. Öyle lan, kaç numara attın lan. Böyle yapın. Hayır. Peki bir şey soracağım. Mesela şimdi bu bir olay mesela abi. Peki seni sürekli damarına bastılar. Ne yaparsın peki? O Kur'an'a uyar. Bir kere değil yani. Sürekli damarına basıyorlar. Kur'an'a uyarım. Kur'an diyor ki kavga etmeden ayrıl orada. Hecren cemila. Beraber olmak zorunda değiliz ama kavga etmek zorunda değiliz. Unutma. Beraber olmak zorunda değiliz ama kavga etmek zorunda değiliz. Bu hizmette bu yazabilirsin, ben de yazacağım bu cümleyi. Abi
Bu hizmette beraber iken, bu hizmette beraber olmak zorunda değiliz ama kavga etmek zorunda değiliz. O zaman şöyle bir şey o zaman ortaya çıkıyor bazen. Burada da belki yanılıyoruz da. Hani bir misal var ya risalede. Hani kapı açıktı zaten gitmek istiyordu da sebep arıyordu diyerekten. Diyerek biz kendimizi şeyde avutuyoruz mu ne yapıyoruz? Yani orada bazen hataya düşüyoruz gibi oluyor. Evet. Hiçbir şekilde fermuar çekeceksin. Kendisi. Kardeşim, bu hizmette ben Rıza İlahi takip etmek istiyorsam sen de istemiyor musun? Sen de ben de cennete gitmek istemiyor muyuz? E birbirimize ne nazlanıyoruz? Hizmeti tanıyana kadar el baş üstüne sana iyi davranmak zorundayım. Tanıdım bildikten sonra nazlanıyorsan gelmiyorsan gelmiyorsun. İster gel ister gelme ister nazlan ister nazlanın. Buna kaş etmeye gerek yok. Tanıdın mı kardeşim? Mesuliyeti yüklendi. Velakati keremle beni adem. İnsanoğlu da öyle yaratılmış. Emaneti Kübra'yı da hamletti. Hamletti. Duydun mu? Duydum. Böyle bir hizmet olduğunu da gördüm. Gördüm. Bir kişi yok ki. Salih'e kızdın. Murat'la beraber ol. Baktın ki Bremen'de olmuyor. Bremen Afen'e geç. Olmuyorsa Kuksafen'e geç. Olmazsa Hamburg'a geç. Var ha bir tane Kuksafen'deki kardeşimiz. Allah selamet versin. Harika. Çok iyi yaptı. Bana da meşret etti. Abi dedi ya. Bir şey demedim. Ben dedi Kuksafen'de taşınmak istiyorum. Tamam. Doğru. Disturka mı? Ne? Disturka taşındı. Bak gördün mü? Orası daha büyük. Daha fazla dershane var. Orası olmasa Mehmet olur. Ama İstanbul gibi bir yerde zaten her akşam mübalağa etmiyorum. Her akşam, her hafta demiyorum. Her akşam bir derse gitsen vallahi İstanbul'daki dersi bitiremezsin. Ömrün billah. Ömrün. Ömrün tükenir, ders yeri bitmez. Her yerde fışkırmış, her evde var, dershaneler var, evler ya. Ya. Acayip bir şey. Ben kaldığım yerin hemen çaprazının karşısında dershane varmış. Taşındıktan sonra duydum. Bir iki ay sonra duydum. Hemen arka tarafta başka bir grubun ev dersleri varmış. Her perşembe, perşembe ile pazartesi. Hemen benim üstümde ders yapıyorlarmış. Benim tuttuğum dairenin. Hemen üstümdeymiş. Nereden bileceğim? Acayip bir şey. Kardeşim beraber olmak zorunda değiliz. Ama kavga etmek de zorunda değiliz. Kavga etmenin de zorunda yok değiliz. Münakaşa etmeyeceksin kardeş. Baktın o damarına bastı. Münakaşa ediyor. Ha bile vuruyor. Sen uzakla. İnan bana itimat edin. Elimden geldiği kadar buna riayet ediyorum ve kazanıyorum. Sahaya inmiyor. Türbin oynamamaya çalışıyor. Tamam, türbin oynamak istesem televizyonlara çıkardım. Hiç. Efendim basın şey yapardım, ifadesi verirdim. Basın ne diyorlar? Basın açıklaması yapardım. Hiç. Benim işime bak. Yani baktım münakaşa var, çekip gidiyor. Ve siz de şahit oluyorsunuz bazen. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Ama her şeyin böyle mi? Yok. Her şeyi yapamıyorum ki. Bir sürü kusurlarım var. Ama sizi aldatmıyorum ya. Yani. Kusurlarımı bilmeyerek yapıyorum. Yani bunları beraber okuyacağız. Zaten adı ne? Hizmet dusturları. Nedir o? Külliyattan olan bu tür mevzuları bir araya getirmiş, fotokopi çekeceğine fazla para vereceksin fotokopi. Ona cilt yaptırdık. Hani fotokopileri cilt yaptırdık. Cilt yapınca matbaa daha ucuz oluyor Murat. İsmini koyduk. Dosturlarımız işte. Hep Risale-i Nur. Bir tane bir şey yok. Dershanede yapılmış. Ama niçin söyledim? Göremiyorsun hangi mevzu nerededir. Ha sana yapılmış. Ha sana oku. İki defa, üç defa bitirsen tamam biter sana. İki, üç senede bir bitirsen yeter. Külliyat değil ki devamı. Bitti ya. Zaten külliyatta okuyorsun. Şu ağlar 321'den okuyorum. Devam ediyorum. Bak, şuraya bak. Bir zaman, ama kavga ediyoruz ama abi.
titizim ya biraz asabi. Bak ona cevap geliyor. Bir zaman Eskişehir hapishanesinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikayeyi tekrar ediyorum. Hapishanesinde ben de yaşadım bunları. Hapishanede insan öyle titiz oluyor ki. En ufak şeyde alınıyoruz. Hele dışarıdan sana bir haber geldi mi? Sakın siz olun, hapishaneye hiçbir tane kötü haber vermeyin adama. Bir zaman hapishane, Eskişehir hapishanesinde titiz kardeşlerime söylediğim bir hikaye tekrar ediyorum. Eski Harbi Umumi'de Rusya'nın şimalinde 90 zabitimiz ile beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. 90 kişi varmış. O zatların bana karşı haddimden çok ziyade teveccühleri bulunmasından nasihatla gürültülere meydan vermezdi. 90 kişi içinde mutlaka kavga oluyordu. Ama bana hürmet ettikleri için ben hemen devreye giriyordum diyor. Kavga önleniyordu. Bak ne çare bulmuş. Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik. Asabiyet ve sıkıntı. Bunu çizeyim. Dersen olsun. Asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik. Demek ki iki şeyden kaynaklanıyor. Asabiyetten, hani münakaşı var ya evde de patlıyoruz. Pat lan hanım. Olan şey, olan bey, kocasına da. Ya işte veya dersen de Musa, akaddinden ileri gidiyorsun ha. Sebebin, patlamanın sebebi bir asabiyet, bir de titiz. Sıkıntı. Ha, sıkıntı. Asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Münakaşanın sebebi neymiş abi? Asabiyet ve sıkıntı. Titizliği doğuruyor. Titizlik de bahane arar. Musa, Ramazan, İsmail falan. En ufak şey. Aa, öyle mi oturdun lan? Öyle mi baktın ya? Allah Allah. Kalemi de öyle tutmuş ya. Şuna bak. Bana herhalde bir şey söylemek istiyor. Böyle. Niçin? Titiz. Titiz. Yani bizde var bu kardeşim. Acaba bunlar ne demek istedi ya? He? Mahkematta diyor ki değil böyle niyet okumayı bırak. Sari sana söylese. Salih. Adam değilsin. Anlat. Hemen gücenmedi ki abi sen bununla neyi kastettin? Yani nurun adamı değilsin. Kur'an adamı değilsin. Tamam. Adamın adamı değilsin. Kalıbın adamı değilsin. Veya topun adamı değilsin. Kumarın adamı değilsin. İçkinin adamı değilsin. Abi buna neyi kastettin sen diye sorun diyor. Açık ifade dahi olsa, tamam mı? Böyle argo tabirler gibi böyle biraz daha avami sokak lafı kullanıyorum. Daha iyi anlaşılsın diye yapıyorum, tamam mı? Hani adam değilsin falan diyorum ya. Demek ki asabiyet ve sıkıntı titizliği doğurur. Titizlik de münakaşayı doğurur. Sıra bu. Ben de 3-4 adama dedim. Siz nerede gürültü işitseniz gidiniz haklıya yardım ediniz, haksızın kafasını kırınız. Tam tersi. Tersi mi? Herkes gülüyor. Demek ki siz nerede gürültü işitseniz gidiniz haksıza yardım ediniz. Allah Allah. Şu tedbire bak. Niye haksıza yardım edeceğim? Çünkü onlar dahi yaptılar. He, haksıza yardım ediniz. Onlar dahi öyle yaptılar. Zararlı münakaşalar kalktı. Allah Allah, münakaşa gitti. Haksıza yardım ettiler. Lan gel kardeşim. Haklıyı koydular kenara. Benden sordular. Neden bu haksız tedbiri yaptın? Haksız bu. Yanlış bir şey. Demek ki bazen yanlış yapmak doğru oluyormuş. Ey, böyleyim bakalım. Dedim. Haklı adam insaflı olur. He, ağzı durmuyor. Hala çalışıyorsa bu adam haklı değil. Dedim haklı adam insaflı olur. Bir dirhem hakkını istirahat-ı umuminin 100 dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur. Feda etmez, gürültü çoğalır. Anladım.
haksız adam ekseriyetle enaniyetli olur. Şahin ve keçi kuzusu misali gibi. He. Şimdi kuzu yemek istiyor, onu mu kastediyorsun? Yok, keçi kuzu kayboluyor. Ha, o inat. Ha. Şahindir, keçi mi? Ha. O başka. O biraz inat. Burayı da anlatayım de. Burayı da kes. Burayı şimdi, o inat. Bizim oralı. Kırıkan'da, bizim Lazlar'dan göçmüşler de. Kuzu yavrusu kaybolmuş. Arıyorlar gece. Hatay'da da, Kırıkan'da da şey çok. Şahin çok. Orada bir tümsek var. Taş gibi. Uzakta, aa dedi, kuzu orada. Öteki dedi ki, yok dedi ya, bu Şahin dedi ya. Ula kuzu. Değil. Kuzu değil. Yanaşıyorlar, pat 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 uçtu. Gördün mü dedi ya. Bak Şahin'miş. Öyle ama değil. Bizim kuzu uçtu. O da olabilir. Biz orada olsaydı. Yani inat ibni acayip. Yani, muhali mümkün görür. Kanatlı kuzu. Muhali mümkün görür ya. İnat. Arkadaşlar bunu hizmet teslim uygulamayın ya. Ev hayatın aynı bu. İnatlaşma kardeşim. Baktın ki önünü alamıyorsun şeyi. Murat Koç. Al çeketini çık ya. Abi bazen onu da beceremiyoruz. Ha, yolu mu şaşırıyorsun? Yok o değil yani, çıkartmıyorlar. Ha, o camdan atlayacaksın. Dördüncü kat. Kaçıncı? Dördüncü kattan ise cama ip artık hazırla. Çarşamba. Ya ne yaparsan yap. Ya yapmayacaksın. Arkadaşlar münakaşa yapmayacağız. Hizmet için hak arama. Şahsiyet arama. İtibar arama. Değer verilmek arama. Beni arasınlar diye nazlanma. Herkes senin gibi zavallıdır. Herkes senin gibi zor ayakta duruyor. Sadece sıkıntılar var. Evet. Sıkıntı. O zaman sırayla gidersek asabiyet, sıkıntıdan titizlik, titizlikten de münakaşa çıkıyor. Demiyor abi. Dem. Hizmete ufak bir zarar verecek bir şey, karşılığı ne olursa olsun, haklı da olsa insan, değmiyor. Evet. Değmiyor. Kurbanınız olayım, inan. Bu hizmette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırına söylüyorum. Haksızsan demiyorum da, haklı dahi olsan, onun getirdiği hakkaniyet ve Kur'an'a yemin ederim ki, münakaşa etmeye ne zamanımız var, ne psikolojimiz müsait, ne de değer. Ne olur? Baktın ki olmuyor. Ya orada otur ya orada. Burada da olmuyorsa bir hemen hafenden taşın. Münakaşa etmektense bu zorluğu nazara ve taşın git. Ama hizmette ol orada da. Orada da yaparsan üçüncü yere taşın. Üçüncü yerde de sıkıntı varsa artık dua et. Allah'ım canımı al de. Hizmetten kopma, bari git yani. Üç yeri de değiştiriyorsan Allah'ım canımı al de. Ya. Ben 1985'ten 90'a kadar 5 senede, belki de Allah beni affetsin ama yani suç değil ama en az 10 defa Allah'ıma dua ettiğimi hatırlıyorum. Allah'ım canımı al. Allah'ım canımı al. Ya 85-90. 98'de de etmiştim. Çok zor durumdaydı. Değmiyor. Yaşayarak söylüyorum. Yemin ederim münakaşaya değmiyor. Moralini bozmaya değmiyor. Ne yaparsa yapsın. Bak.
benim. Rüştü abinin bana vasiyeti var. Dedi ki hiçbir şey, ne olursa olsun, ne yerden göre kararlarda haklı da olsan, sakın sahaya inmeyeceksin. Çünkü senin yaptığın işi çok insan yapmıyor. Bu işten elini kaldırdın, yüzünü çevirdin, bu çalışmalardan zaman terk etmişsen, zaman ayırmışsan, haksız olsa, haklı çıksan ne olur? Sakın sen ola çalışmalarından kalemini kaldırma. Yüzünü bile çevirme. Yapan kendisine yapar. Öyle bir gün gelecek ki dedi, çadıra sürüleceksin, orada da bunu yapacaksın. Kalkıp da intikamın peşine koşmayacaksın. Hiçbir şartlarda intikama, buna karşı etmeye, onlarla mücadele, kinleşmeye, adavete uğraşmayacaksın. Çünkü haklı dahi çıksan en çok zararlı sen çıkacaksın. Çünkü senin bu yaptığın işi kimse yapmıyor. Sen de bu devre dışı olursan ki zındıka komitesi öyle diyor. Yeter ki bu işi yapma. Bir zat uzunca bir mektup yeni hurufla bana yazmış. Kendisinin kim olduğunu bildirmemiş. Bak ustada. Ustada varyansın yapıyor. Türkçe yazıyla yazmış. Anlaşılıyor değil mi? Bu da Emirdağ 250'den okuyor. Bak. Bir zat uzunca bir mektup yazmış. Yeni hurufla bana yazmış. Kendisinin kim olduğunu bildirmemiş. Hemen nasıl anlıyorum? Kendisi bildirmemişse usta da çakıyor ya. Üç noktada şüphe edip bir nevi itiraz gibi yanlış mana verdiği için güya bizi ikaz ediyor. Bunu Celal abi anlatmıştı. Usta yumuşaltıyor. Usta da demediğini bırakmıyor. Ama usta diyor ki üç noktada şüphe edip bir nevi itiraz gibi. Ne itirazı? Usta da sayıyor. Ama usta böyle ifade etmiyor. İtiraz gibi yanlış mana verdiği için güya bizi ikaz ediyor. Usta cevap veriyor. Meşrebimiz münakaşa ve münazaraya olmadığından ve kusurumuzu hakiki olarak gösterenlerden memnun olduğumuzdan bu meçhul zatın mektubunda üç esasın hakikatini gösterip yanlışını tavsiye etmek istedim. Demek ki meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından meşrebimiz, mesleğimiz İslam Kur'an, meşrebimiz nurculuk. Meşrebimiz yani kişiye has olan bir özellik değilmiş. Mesleğimiz İslam ve Kur'an hizmeti, meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından kusuru söylüyor ama üslubu yanlış. Hakiki olarak gösterenlerden zannettiği değil. Net olacak. Kusurumuzu gösteriyorsa memnun olduğumuzdan bu meçhul zatın mektubunda üç esasın hakikatini gösterip yanlışını tavsiye etmek istedim. Demek ki ne yapacağız? Yanlış anlamışsa kardeşim diyeceksin Bülent. Ümit, bir beş dakika konuşabilir miyiz kardeş? Tamam. O da insandır da insan olmalı. Sana böyle, ya ben böyle şey yaptım. Başta hiç kusura bakma. Ama ben kelamım onu ifade ediyor, doğru. Ama inan onu kastetmedim. Dedikten sonra, insan isen sen, bak kusura bakma, doğru kelam onu ifade ediyor ama inan ben onu kastetmedim. Veya ağzımda şuursuz çıktı. Özür dilerim. Sen daha üzerine gidersen sen de insan değilsin. Bu insan olur. Kusur eden insandır. Ama özür dilemeyi biliyor. Hayvandan insandan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi nedir? Hayvan kusurlu olduğunu bilmez. Önce hayvandır. Hep haklı bilir kendini. Hayvan. Ama insan haklı ve haksızlığını bilir. Bilince de hayvanın aksine özür diler. Kurt gider de kuzudan özür dilerim ya. Çobandan özür dilerim ya. Bana bir koyun yeterken 10 tanesini de boğdum. Çok özür dilerim. Çok yanlış yaptım. Der mi bu hayvan?
Kurtoğlu yapar ya bir tane hakkı iken hepsini boğuyor. Yanlış yaptım. Çoban efendi. Veya koyun efendiler sizden özür dilerim diyor mu? Niye demiyor? Hayvan olduğu için. İnsan olsa ne yapar? Haddinde bilir, hududunda kalır. Hata yaptı. Hata bize mahsus, insanız. Ama hata insan yapar. Ama insan hatasını da telafi etmeyi bilir. Hayvanın aksine özür dilemeyi de bilir Ramazan. Ama sığırlar özür dilemez kardeş. Bastım ayağına geçerken. Tamam. Ders çalışırken kedi bir vurdu, kalemi devirdi. Çok özür dilerim ya. Affedersin. Bilmeyerek oldu. Niye demez? Hayvan. Hayvan özür dilemez. Özür dilemedikleri için hayvandırlar. Özür dileyeceğiz kardeşim. Ne var ya? İmandan geliyor değil mi? İmandan geliyor. İmandan geliyor. İmanlı olan diyor yani hemen anlar, tövbe eder diyor yani. Hatasını anlar. Aynı ona benziyor. Gavur. Gavur Hollandalı aman özür dilemez mi? Diler. İmanı yok ama peki ne? Hasmetmez. Özür dilerim. Hii yapar. İçini. Yani dışarıdan hoş geldiniz, hoş geldiniz. Huu, maşallah kardeşim benim. İçinden boynun devrilsin senin. Nereden geldin lan buraya? İmanı olan böyle yapmaz. Yapamaz. Böyle böyle yapamaz. Müslüman belagat ehlidir. Hoş geldiniz, hoş geldiniz der Alman'a. Bu nedir? Beşeri davranıştır. Ama onu planlı, projeli, hesaba yani başka bir sisteme dönüştürmek için yapmaz. Der ki buna iyi davranayım. Sevmiyorum ama bu beşeri münasebettir. Resulullah kafire iyi davrandı. Ama onun kafir olduğunu biliyorum. Yani hesaplı değildi Resulullah. İçeriden hesaplı değil. Yani bu budur. Kafire iyi davranıyorsa da abi. Davranacaksın. Peki iman sahibi olana nasıl davranmak lazım? Ya Allah Resulü altındaki yastığı vermiş. Yastık ne demek biliyor musun? Bir kavim doğuya gittiğiniz zaman, aşiret reisine gittiğiniz zaman, herkesin ortasında aşiret reisi kalkıp da sana yastığı veriyorsa, bir camiye bir hoca giderse, o caminin hocası o hocayı görürse, ona mihrabı veriyorsa, işte bu kemalattır, fazilettir, erdemliktir. Ona çok büyük değer veriyor demek. Hani acayip bir şey. Bir insan seni eve alıp yemek ikram, herkesi eve davet edebilir. Yemek ikram ediyor, çay verebiliyorsa, erdemliktir, kemalat. Herkes davet edemez. Yapamaz. Yani imkanı olmayanları kastetmiyor. Yani başka bir şey ya. Bunu Alman'da olur mu seni davet edip de pasta, ne bileyim çay, ikram? Ya bizim kardeşimizin karısı ya. Müslüman olduğu halde. Alman. Ya diyor Hasan Hoca'yı diyor bu niye çağır, niye çay ikram ediyorsun? Yani para vermiyor ki sana diyor. Müslüman olmuş ha kadın. Tanıdığınız insan. Sıkıntıya girdikler, niye gidiyor onların yanında demişti abi. Hatırladım evet. Niye, niye bu sıkıntıya giriyorsun dedi ya. Niye diyor ona bir şey ikram ediyorsun diyor. Niye eve davet ediyorsun diyor. Çünkü kafa almıyor. Kafa almıyor ki ikram ne demek. Münakaşanın iki veci. Münakaşanın iki veci vardır. Biri müsbet, diğeri menfi. Hiç mi münakaşa etmeyeceğiz? Edeceğiz. Münakaşa nedir biliyor musun aslı? Münakaşa nakıştan geliyor. Aslında münakaşa toplumda kullandığı manada değil aslı. Yani ona sorular yani öğrenmek için, kendini yapılandırmak için itiraz etmektir. Öyle ama o da ha. Ama böyle öğrenmenin bir yolu da buymuş. Şimdi münakaşanın iki tane, bir müsbeti var, bir menfisi var. Şimdi müsbet münakaşa neymiş? Hakikati öğrenmek için tartışmak ve hakkını savunmak amaçlı münakaşa etmek.
Bak, hakikati öğrenmek, hakikati öğrenmek için tartışmak, tartışmak derken, sokak ne ne biçim adamsın lan hayvan herif sen lan eşek herif falan değil o. Münakaşa tartışmak ve hakkını savunmak anlaşılığı. Yani tamam da kardeşim burada ben park etmeyecektim. Yani hakkını savunmak, hakkını ifade etmek veya öğrenmek için münakaşa etmek. Bu müsbet münakaşa. Menfi münakaşa, İsar-ı Faz suretinde, yani İsar-ı Faz, yani faziletini, kemalatını göstermek için avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek. 2. 3. Enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek, kendi istediğini başkasına zorla kabul ettirmek. Bu da menfi. Bir daha okuyayım. Menfi münakaşa, izhar-ı faz suretinde avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek, kendi istediğini başkasına zorla kabul ettirmek. Menfi münakaşa da bu. Muzakere manasındaki müsbet münakaşa ölçü şu. Yani münakaşa var ya, hani müzakereniz de var değil mi sizde? Bir dershaneyi ayakta kal tutan, ülfetini kırıp ünsiyetini artıran, yani birbirimizi sevdiren, çok kısa zamanda o insanları kendi iktidarının haricinde çok yükseklere taşıyan ve çok kısa zamanda ciddi donanımlara, bilgilere sahip kılan müzakeredir. Dershanede ders yapmak değil o. Öyle benim gibi değil. Müzakere can damarıdır dershane. Eğer bir dershanede müzakere yoksa, o dershanede ciddi terakki zor olur. Uzun zaman olur. Ülfet olur, birbirimize alışırız. Muhabbetimiz azalır. Manaya ve hakikate ünsiyetimiz artmaz. Nedir müzakereyle müzakere? İki kişi, üç kişi. En az üç kişi. Cemaat üç kişidir. Üç. Üçte bu grup. Deriz ki hadi üç kişi bul. Ümit, Salih, İsmail, ben. Üç. Kardeşinin ismi neydi? Fatih. Selahattin abi, Musa. Üçte bu. Başka bir grupta varsa, efendim Zeki, bu İbrahim, Murat. Başka bir tanesi. Musa, Enes, Bülent. Hani başka grupta olur. Üç en az. Üç kişi olduk. İki grup. Kardeşim, siz bir konu seçin bakalım. Buradan seçin. Bize çalışacaksınız. 15 gün çalışıp takdim edeceksiniz. Siz de bir konu seçin. Siz münakaşa. Siz de adavet etmemek. İhlas. Çalışıyorsunuz, notlar alıyorsunuz, baş başa geliyorsunuz. Sonra günü gelince karşımıza geliyorsunuz. Takdim ediyorsunuz, atıflarını okuyorsunuz. Bize üçünüz beraber ders yapıyorsunuz. Biz de burada dinlerken dersi takdim ettiniz, bitirdiniz mi? O gire, takdim ederken girmiyorsun. Elinde kağıt kalem olsun. Yani anlamadın. Ya öyle diyorsunuz ama mektup, lemalarda böyle geçiyor kardeş. Emirdan'da da böyle geçiyor. Nasıl olacak? Böyle karşılıklı. Ertesi 15 gün sonra sizin grubunuz. O da neydi? İhlas. Ne bileyim, İktisat. Onlar da böyle takdim edecek. Bu sefer siz 3 kişi 15 gün sırf buna kafayı yordunuzsa, aynı mevzuya kafayı yormuşsanız, sizin kadar bir fert kim çalışabilir burada? En kuvvet. Ha, siz dersi takdim ettiniz mi? Dinleyenler o 3 3 tane bir araya getir. 111 kişi kuvvetindesiniz her biriniz. Çünkü o kadar münakaşa hakkında külliyata ihatalı, hakim bir şekilde okuma belki ömründe göremeyecekti. Hiçbir derste de göremeyecekti. Çünkü münakaşa ayet yerleri veya tesanüta ayet yerleri bir araya getirilmiş. Ve takdim ediyor. Onlar da çözemediğin yardım ediyor. Yani yardım istiyor birisi. Abi buraya takıldık. Haftaya biz takdim edeceğiz. Bu kelime ne demektir? Yani nereden öğreniriz? Ne yaparsa yap, çalış.
Bu dershane fişek olur, fişek. Ama kadir kıymet bilirse, bu nimeti kaçırmaz. Onun için usta diyor ki, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının en büyük sebebi, her köşesinden çıkan müzakere-i ilmiyenin terk etmesinden kaynaklanıyor. Bugün dershanelerdeki, evlerdeki kavgaların sebebi bunlar. Şimdi şunu okuyayım, kesiyorum. Kaç dakika oldu? 53. Şu menkibeyi okuyayım da keseyim ha. 53-7 dakikada bitireyim bak. Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Azrail aleyhisselamın gözüne tokat vurmuş. İlâ ahir mealindeki hadise, hadise dahil emniyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır. Münakaşa etmişler. Hadiste böyle midir, değil midir? Hadis midir, değil midir? Mana nedir? Eğridir de bir münakaşa ilmi işittim. O münakaşa hususan bu zamanda yanlıştır. Hatta münakaşayı bilmiyordum, benden de sual edildi. Bak münakaşa ilmi ha. Musa aleyhisselam, Azrail aleyhisselam bir çamar vurmuş mu vurmamış? Vurmuşsa ne demektir, vurmamışsa nedir? Niye var bu? Münakaşa edilmiş alimler arasında. Alimler arasında bir yöntem kullanmışlar ki bu tür münakaşalar yanlıştır diyor. Eridir de bir münakaşa ilmi işittim. Yani para pülk enaniyet değil ha. İlmiye. O münakaşa hususan şu zamanda yanlıştır. Hatta münakaşayı bilmiyordum, benden de sual edildi. Muteber bir kitapta hadisi şeyheyinin ittifakına alamet olan kaf işaretiyle bir hadis bana gösterildi. Hadis midir değil midir sual edildi, ben de dedim. Böyle muteber kitapta şeyheyn hadisinin ittifakına hükmeden bir zata itimat etmek lazım. Demek hadistir. Fakat hadisin Kur'an gibi bazı müteşabihatı var. Ancak kavas onların manalarını bulabilir. O hadisin zahiri dahi müşkülat hadisi müteşabihat kısmından olmak ihtimali var dedim. Eğer bilseydim medar münakaşa olmuş, öyle kısa değil, belki böyle cevap verecektim. Evvela bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı, insaf ile, beraber müzakere yapacağız ya, insaf demek nısıftan gelir, yarılamak. Benim dediğim doğru olabilir, olmayabilir, %50. İnsaf bu demek. İnsaf ile hakkı bulmak niyetiyle seni ezeceğim, senden üstün geleceğim diye değil, hakkı bulmak niyetiyle inatsız bir surette, bir de ne konuşuyorsun? Ehil olanların mabeyninde, sonra sui telakkiye sebebiyet olmadan, yanlış anlayışlara sebebiyet vermeden müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil de şudur. Acaba söylediğin doğru mu? Ötekiler söylediği sen kabul ediyor musun? Hak namına sen münakaşa, yani mevzu bahis etmek, fikir yürütmek, sen bilirsin kendini. Allah için yapıp yapmadığını şöyle anlarsın diyor. Nasıl anlarsın? Eğer hak muarızın elinde zahir olsa müteessir olmasın. Belki memnun olsun, çünkü bilmediği şey öğrendi. Baktım ki münakaşa ettiğimiz konuda İbrahim doğru çıktı. Ben bilmiyordum. Onun doğru çıkması halinde benim bilmediğim bir şey öğrendim. Ondan sonra peki o zaman benim bilmediğim bir şey öğrendim. Enaniyetten kurtardım. Yeni bir şey de öğrendim. İki karım var. Eğer kendi elinde zahir olsa, benim dediğim doğru çıksa, fazla bir şey öğrenmedi. Belki gurura düşmek ihtimali var. Saniye, sebebi münakaşa eğer hadis ise, hadisin meratibini ve vahiy zimninin derecatını ve tekelümat-ı nebeviyenin aksamını bilmek lazım. Avam içinde müşkülat-ı hadisi münakaşa etmek, televizyonlara çıkıp içtihadi ve derin müteşabi ayet ve hadisleri medar münakaşa etmek, yani halk içinde
müşkilat hadiseyi münakaşa etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Madem şu mesele açılmış, medar münakaşa edilmiş, bir çare avam inasının zihninde suyu tesir ediyor. Yani kötü tesir ediyor onu dinleyenlerde. Çünkü şu gibi müteşabih hadisleri aklına sıkıştıramadığı için eğer inkar etse dehşetli bir kapı açar. Yani küçücük aklına sığışmayan kati hadisleri daha inkara yol açar. Şimdi televizyonlarda o. Hadis değil. Niye değil? Ya böyle mantıksız olur mu? Vay be radiyallahu anh'a bak. O adamın kafasındaki mantık ölçüleri hadise olup olmadığını ondan öğreneceğiz. Kafası basmıyorsa asıl imamları bu hadisleri şey yapacak, izah edecek. Hadis imamı mısın? Hadis üzerinde çalışana muhaddisun. Kur'an mealleriyle mi meşgul oluyorsun? Kur'an tefsiriyle meşgul müfessirun. Ahkam çıkartıyorsan müştehidun. İtikada ait şeyle çıkartıyorsan akaid imamları. Kur'an okumak noktasındaysan 10 tane imam var. 2 tane de ravisi 30 imam var. Kur'an nasıl okunacağında. Hangi sahan senin? Kur'an'a meal verdin diye Kur'an'a tefsir yapmak nedir? Hele hele Kur'an'ı tefsir eden Kur'an'ı tefsir etti, hadisi de tefsir eder diyemez. Çünkü Kur'an'ı tefsir edene müfessirun, hadisi tefsir edene muhaddisun denilir. Sen hadis uleması mısın? Hadis uleması böyle duyduğu zaman bu Resulullah'ın mıdır değil midir anlıyormuş. İlmi var. Nasıl anlar ya? Benim gibi cahil bir adam. 20-30 sene Risale-i Nur aşına peyda etmiş. Size de söyleyeyim, siz de. Almanya'da. Cuma'da adam konuşsa. O yarım saat veya 10 dakika konuşmasını bir cümle Risale'den söylese anlar mısınız, anlamaz mısınız? Kelimeyi bile anlarsınız ya. Abi hayatı herkes yazabilir ama abi hayattaki ı'yı çizgiyle ayırmak Risale-i Nur talebesine mahsus. Çizgiden anladın onu. Tabii tabii, çizgiden hemen. Hiç hemen. Abi hayat. Bak hemen çizgiden anladım. Bunu yazamam. Eğer zahiri hadisin manasını tutarak öyle kabul edip neşetse, yani zahiri bakarsa, ehli dalaletin itirazatına ve hurufattır demelerini açar. Niye televizyonlar çıkartıp bunu, ya bu hadise bakmış ha. Öyle ağzı da geliyor buraya kadar gibi. Fasık-ı mütecerra buraya kadar geliyor. Ya bir şey yazma, bunu silme. Yok kardeşim, bu millet yollarını bilsin. Başka bir şey demedim. Ya hadis değildir diyor. Peygamberimizin rahat hadisini inkar eden adamı serişte edeceğim ya. Nereye verseler versinler mahkemeye. Artık alıştık mahkemeler. Madem bu müteşabih hadise lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazari dikkati celbedilmiş ve bu çeşit hadisler çok varit olmuş. Elbette şüpheleri izale edecek bir hakikati beyan etmek lazım gelir. Şu hadis katı olsun veya olmasın, o hakikati zikretmek gerektir. Mektubat 350 diye ondan sonra devam ediyor. Konumuz onu izah etmek değil. Yani münakaşa nasıl olmalı, doğrusu yanlışı nasıl olmalı. Buraya kadar yaptık. İnşallah bir dahaki eğer bu konu seçilirse, bak böyle çizgi yapıyorum. Yani bu dersi yaptık demektir. İnşallah yarın da gene meslek dersi yapacağız. Başka bir konu olacak. Türkiye'ye gidene kadar, çünkü imani ders çok yaptık. İmani ders isteyen öğlen dersine katılacak. Yani bu aramız çok önemli. Amenu ve aminu saliyat. Amenu iman. Ve aminu saliyat, salihame. Salihame'yi nasıl yapacağız? Dusturları bileceğiz. Ve ahir devahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.